Assalamu alaykum. T2, T3 grup talebeleri. Bugün biz sizler bilen transport inşaatları kuruluşu teknolojisi ve teşkil faniden navbetteki maruza mashg'ulotini öz dersimizi devam ettiramiz. Navbetteki maruza mashg'ulot. Diyas, koşuldu mu? Alo. Alo, selam aleyküm damla. Aleyküm selam. Kimler koşulu yaptı? Bana eşit yaptılar mı? Osmanov, Diyos. Osmanov, Diyos. Man. Azize, Sayyara. Ahmet Usunlar. Bana eşit yaptılar mı? Ha, eşitemiz onlara. Eşitemiz. Hazır, neşte adam koşuldu. Sunnatam qo'shildi, pirs qilib qo'ying. Salohiddin ibn Janobiddin ham kirdi, domla. Hozir unda ma'ruzani boshlaymiz. Yana qo'shiladiganlar bo'lsa, ozgina kutaylik. Mana qo'shilyapti. Shaha kim o? Shahzod Niyozov. Niyozov Shahzod. Ay yaxshi. Unda Alohiddinni ham belgiladingizmi domla? Bir yilga 15. Kelgan zayabkis kelgan hammasini belgilayapman. Usmonov Diyoz, Shoha Majitova. Usmonov Diyoz 3 marta bo'libdimi Majitova? Zat bey. Boshqalar familiyasi ham o'tib qolgan bunga. Ahmad Sunnat ham belgilab qo'ying. Yo, boshqalarga ham o'tib qolgan menga. Nima ko'rsatyapti? Unda ozgina ma'ruzani boshlaymiz. Asosiy tushuncha berib o'taman. Bundan oldingi 5 ta ma'ruza bo'yicha yangi material tayyorlab, uni tashlab qo'yaman, o'zlashtirib olasizlar. Ko'pchilik modulga kirib o'zlashtirmayapti. Domla Salohiddinni belgiladingizmi? Salohiddinov. Aha. Kelganing hammasini belgilab qo'yapman, qo'shilyapkanmi? Domla, assalomu alaykum. Shahjahon. Shahjahon. Salohiddinov ham kirgan. Familiyasi. Salohiddinov. Vasmagan uni mana Salohiddinov bu yerda chiqmayapti-yu. Domla, assalomu alaykum. Usmon Diyos bo'lib chiqyapti-da. Nimani boshi kerak? Hammani Gusmon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz domla? Yaxshi, rahmat.
Domla ben ağlarını kırgallarını familiyasını aytaman da hazır bitten o açıp taşı odi Usmanov diyoruz. Silke yaratıp taşıgen çünkü hemen Usmanov diyoruz o çıkayıp. Ben sizin familiyalarını ait duram hemen kırgallarını. Bana familiyasını yazıp verirsen hamasını Telegram'da. Yazıp taşıysan kim kırgallarını. Keyingi sefer her payşamba günü, her çarşamba günü saat 8'de buladı. Bugün bana teknik münasebetle bulan kırış kıyım buldu 8'de. Keyingi sefer hareket var 8'de kırışka. Sünnet. Bu ballar ne? Unda azgina ma'ruzaga o'tamiz. Ma'ruzani azgina tushuntiraman. O'sha ma'ruzaning taqdimoti berilgan modulda. O'sha ma'ruza taqdimotiga qarab o'zlashtirib, har bir ma'ruzaning oxirida 3 ta test bor. O'shani topshirishni boshlash kerak. Undan keyin ertaga dushanba kundan 12 oktyabrdan boshlab aralik bir nazorati testi qo'yilgan, uni topshirishlaring mumkin. O'sha ma'ruzada tushgan testlar oraliqda ham tushadi. Shuning uchun yaxshi o'rganishlaringizni so'rayman. Keyingi hozirgi o'tayotgan ma'ruzalar hammasida bo'yicha keyingi semestrda xudo xolosiga kurs loyiha qilamiz. O'sha kurs loyiha qilganimizda kurs loyihani bajarish uchun amaliy mashg'ulotlarni yaxshi o'zlashtirish kerak. Amaliy mashg'ulotlarni. Amaliy mashg'ulotda keltirilgan misollar hammasi kurs loyihada qaytariladi. O'sha o'zlarining variantlaring bo'yicha misol yechasizlar. Ya'ni yer polotnosi, yer temir yo'lining yer polotnosi qurilish texnologiyasi bo'yicha. Shuning uchun yaxshi mukammal o'rganishlarni so'rayman. Hozir biz mana 5 hafta o'tib ketdi, bu hafta 6-chi hafta ketyapti. Shuning uchun 6-chi leksiyadan boshlaymiz tushuntirishni. Birinchi 5 darsligini qo'shimcha qilib yozib, men video uroq qilib, video tasvir qilib sizlarga tashlab qo'yaman. Modulga xohlagan vaqtlaringizni ochib o'rganib chiqishlaring mumkin. Tushunarlimi? Mana tushunarlimi? 6-chi ma'ruza bo'yicha ma'lumotlarni qo'yaman. Altıncı ma'ruza mashg'ulotining mavzusi ekskavator yordamida oymani qazish va ko'tarmani qurish. Bu mavzu mashg'ulotining rejasi 5 bo'limdan iborat bo'lib, 5 bo'lim. Birinchi bo'limda ekskavator yordamida oymani qazish va ko'tarmani qurish texnologik sxemalari. Senlar ham kurs loyiha qilganda o'sha texnologik sxemalarni qilasizlar o'zlaring variantlaringa bog'lagan holda. Shuning uchun yaxshilab tinglashlaringizni so'rayman. Ikkinchi bo'lim ekskavatorlar bilan grotni qaziganda transport vositalariga tanlash va ularning sonini aniqlash. Uchinchi bo'lim bir cho'mishli ekskavatorlarning ish unumdorligi qanday aniqlanadi. To'rtinchi bo'lim ekskavator dragline va proxodkalarni loyihalashtirish. Proxodka degan bu mavzu davomida tushuntiraman. Beshinchi bo'lim ekskavator draglineni qo'llash sohalari. Biz qayerda qo'llaymiz qurilishda? O'sha to'g'risida tushuntirishlari olib boriladi. Birinchi bo'lim, ya'ni ekskavator yordamida oymani qazish va ko'tarmani qurish texnologik sxemalari. Yer ishlarini ishlab chiqarish usullari tanlash uchun yer inshootlari hajmi va o'lchamlari, gruntlarning xususiyati, yer osti suvlarining mavjudligi va boshqa sharoitlarga bog'liq holda
bajariladi. Bir cho'mishli ekskavator, ya'ni o'zimiz ko'chada ko'radigan katta-katta ekskavatorlar, ular bir cho'mishli ekskavator eng universal yer qazish mashinasi bo'lib hisoblanadi. Ular bilan gruntga ishlov berib, gruntni chetga chiqarib tashlash mumkin yoki transport vositasiga yuklab kerakli joyga olib borish mumkin. Bir cho'mishli ekskavatorlar ishchi uskunasi, ya'ni cho'mishchi ishchi uskunasi asosiysi cho'mish hisoblanadi. To'g'ri kurakli bo'lishi mumkin. Harakatlanuvchi moslamasi konstruksiyasiga qarab yuritma turi, ya'ni mexanik yuritma bo'lishi mumkin yoki pnevmatik yuritma bo'lishi mumkin yoki gidravlik va uning harakatga kelishi, podveskisi va burilish qismi qanday o'rnatilgan bo'yicha sinflanadi. Endi ekskavator turi va bir cho'mish to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, mana bir rasmda Hitachi ekskavator turibdi. Bu qanday ekskavator deb hisoblaymiz? Ekskavator turini aytganda, birinchi bo'lib yurish qismi bir qavatli, yurish qismi zanjirli. Zanjirda. Strelaning harakatga kelishi nima bilan kelyapti? Mana ko'rsatyapman. Gidravlik moy bilan. Cho'michi qaysi tomonga qarab turibdi? Past tarafga, orqa taraf. Teskari bo'ladi. Teskari cho'mishli. Agar ikkinchi ekskavatorni oladigan bo'lsak, bu ekskavator hisoblanadi, ya'ni gidravlik yuritmali zanjirli teskari kurakli ekskavator. Endi ikkinchi ekskavatorga o'tamiz pastga. Bu ekskavator. Buni oldiga qarab turibdi. Bunisi mana harakatga kelishi. Ya'ni zanjirli. Bular qanaqa? Zanjirli. Bu yerda mexanik, ya'ni troska. Troska ulangan. Va cho'michi. Qaysi tomonga qarab turdi? Bir cho'mishli oldinga qarab turdi. Tepaga. To'g'riga. To'g'ri cho'mishli, mexanik yuritmali zanjirli ekskavator. Bir cho'mishli ekskavatorning alomatlariga qarab tasniflanadi, ya'ni cho'mishning hajmi bo'yicha kichik hajmli 0.15, 0.25, 0.4, 0.65 va 1 kub. Shaharda ko'proq oshalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shaharda yurgan ekskavatorlar bular pneuma g'ildirak, mana zanjir emas, pneuma. Ya'ni rezina alonda qilingan. Ular bir joydan ikki joyga, ikkinchi joyga osongina ko'chib boradi, ya'ni o'zi yurib boradi. Zanjirli esa maxsus transportda olib borish kerak, ya'ni treyler. Treylerga yuklab olib borishga kerak bo'ladi. O'rta hajmli, ya'ni bizda temir yo'lda ko'proq o'rta hajmli ekskavatorlar qo'llaniladi. 1.25, 1.6, 2.5, 3, 4, 4.6 metr kublik, ya'ni cho'mishining hajmi. Yurish jihozi bo'yicha ekskavatorlar qanday bo'lishi mumkin ekan? Zanjirli, pnevma g'ildirakli, adimli g'ildirakli. Traktorga o'rnatilgan. Ya'ni rashok, mana bu traktorning orqa tomoniga o'rnatilgani bor-ku. Va avtomobilga o'rnatilgan ekskavatorlar ham bor. Shaharlarda ko'rish mumkin, o'sha ularningki universal, ya'ni cho'michi har xil aylanadi. To'g'ri cho'mishli, teskari cho'mishli, yonga qarab ishlashi mumkin. Ya'ni kuch qurilmasi bo'yicha ichki yonuv dvigatel motorda ishlaydigan va elektro yuritmali. Ba'zi bir ekskavatorlar ham elektro yuritmali, ham ichki yonuv dvigateli bo'lishi mumkin. Ikkita motor bo'ladi. Bittasi agar shu atrofda elektr toki mavjud bo'lsa, 3 fazalik o'shalarni ulab ishlatishga mo'ljallangan. Ya'ni elektr energiya ichki yonuv dvigateli, ya'ni benzin solyarkaga nisbatan ancha arzon. Mana dizel elektr yuritmali ekskavator bo'lishi mumkin.
100 kişiler sanıge karab. Yani hazır ettim bir motorlu, iki motorlu, köp motorlu. Bir motorlu. Oşa bir motor işlegende hamma cihazları şu motor arkalı harekete geledi. Ya ki köp motorlu, ekskavator. Köp motorlu ekskavator degenimizde bitti motor bir caydan iki cayda kozgalış için, barış için işletilirdi. İkinci motor ise oşa ıstırılasını, çömüşlerini harekete getiriş için işletilirdiğin ekskavatorlar soplanırdı. Kollar sahası boyunca kuruluşta açık kanlarda, yani kuruluşta katlaman kazamız, kemir yolda ise oşa yer işlerin becerişte ve kette kette kanlarda, açık kanlarda işleşi mümkün. Bu ekskavatorlar şuna kadar turları mevcut. İş cihazı boyunca, hazır ettim bana birinci ekskavatör tez kare çömüşlü. A, toğulu çömüşlü, ikinci ekskavatör pastaki ve Dragline ve başka cihazları. Dragline ekskavatör doğrusunda hala yana düşündürüm ötüp gitmem. Rasımı çıkkandı. Bana bu schemada ise oşa bir çömüşlü ekskavatör yardımıyla oymaya işlev veriş teknoloji skeması kildirilgen. Teknoloji skemada bu üçte törtte uçakçıya zonaya ajratılgen. Birinci zonamız bana görsüyorum ben. On tamanda ekskavator. Hani ekskavator o şey yaptı? Doğru kuraklı mı? Teskari kuraklı mı? Teskari kuraklı. Teskari. Şimdi mamam getip abiyle bana çizmeye. Schemada. Eğer yukarıdan peske mamı strikle. Yukarıdan peske bosa. Bu bildiradı tepelik ne? Tepalikda. Tepalik bo'lgandan keyin bu ekskavator qanday ekskavator deb hisoblaymiz? Yana bitta aytaman. To'g'ri kurakli ekskavatorlar o'zi turgan sathidan yuqorini oladi. Yuqori tomonini. Teskari kurakli ekskavatorlar esa o'zi turgan sathidan chuqurda pastagini oladi. Mana pastda 40 mini keltirib qo'yganman. Mana 40 mini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa ekan bu ekskavator? Mana teskari. U teskari. To'g'ri. To'g'ri kurakli. To'g'ri kuraklida samosval bitta sathda turadi. Ya'ni yuklab olgandan keyin bunga yuklaydi. Bu mana 2-2 kesimda keltirilgan. Mana qozib boryapti. O'zining sathi bo'yicha va avtosamosvalga yuklayapti. Bu o'yma uchastka. Yani oyu baladığına uçaska. Bu turpağını katka varsız mümkün. Bu turpağını temir yok kuruluşuyla kötürmeye varsız mümkün. Eğer yaraklı olsa, eğer yaraksız grunt buladığına olsa, temir yok kuruluşuyla yaraksız bir soplansa, bunu yanıge, zahirege çıkarsız mümkün, ya kavalerge, ya ki malum bitti masafage atvalga varsız mümkün. Handek. Handek ya. Şimdi bu schemada yani oymadan kotarmaya avar yapken schema keltirilgen. Yüklegenden keyin kelip oyma uçaskıdan yürüp kelip kotarmaya arka bulan yürüp tök yaptı. Bu kotarmanın grunutunu töküş uçaskısı. Tök yaptı. Yanında samasval. Bulldozer. Yani grunutunu oşa katlam katlam kılıp tekstler beradi. Malum katlam bu loyihada berilgan katlam bo'yicha 30 santimetre, 40 santimetre, 50 santimetre bo'lishi mumkin grunt turiga qarab ve qo'llaniladigan gruntni zichovchi mashinaga qarab. Keyingi uchastkada mana mana sxemada ko'rsatib qo'yibdi 8 qilib vasmyorka. Mana yurtdi mashina, bu mashina ya'ni gruntni zichlovchi katok. Bu misolda yarim turkamali pnevma g'ildirakli katok. Katok turlarını keyingi derslerde yine hala ötemiz. Kendi turları varlığını kuramız. Katok turları yani pneuma kıldıraklı, kulaçoklu, pancaralı oluşumu. O şahane grunt'nin türü yakarıp o şahane layıkada belirledi. Kendi katok kullaşını ve kendi kalınlıkta töküş gereği geldi.
Mana gruntni orqaga yurib to'kkandan keyin samosval yurib qaytadan yuklash zonasiga, o'ymaga ketyapti. Mana bu 40imda 2-2 qirimda yuklash zonasi keltirilgan. 1-1 qirimda esa mana shtrixlab qo'yibman. Har biri qatlam qalinligini bildiradi. O'sha loyihada berilgan qatlam qalinligi. Bu rasm ekskavator yordamida o'ymadan qazib ko'tarmani barpo etish sxemasi. Xuddi shunaqa sxema, ya'ni karyerdan yoki yonidan. Agar turponni ma'lum bitta masofadan olib keladigan bo'lsak, u holda karyerdan olib kelish texnologiyasi bo'lib hisoblanadi. Agar turponni yonidan zaxiradan oladigan bo'lsak, u holda ekskavator, ya'ni samosvalsiz ekskavator draglayni qo'llagan holda amalga oshirish mumkin. Ekskavator bilan gruntni qaziganda transport vositalarini tanlash va sonini aniqlash. Ya'ni o'sha tanlanadigan transport vosita ekskavatorning nimasiga bog'liq holda tanlaymiz samosvalni. Ya'ni ekskavatorning cho'mishiga. Biroq cho'mishi qancha katta bo'lsa, hajmiga qarab, cho'mish hajmiga qarab. Cho'mish hajmiga qarab. Aytaylik, taxminan 2 kublik ko'plik ekskavator tanlaydigan bo'lsak, samosval eng kami nech tonnalik bo'lishi kerak? 2 kub turpog'imiz nech tonna? 5 tonnalik. 2 kub turpog'imiz nech tonna? Ha? 2 tonna bilasiz. 2 kub turpoq nech tonna deb hisoblaysizlar? 2 tonna. 1 kub turpoq nech tonna? Taxminan Gruntlar mexanikasini o'tdinglar. Zichligi qanaqa turponing? Zichligi. Bilmasak domla. Endi gruntlar mexanikasini o'tdinglar-ku 2-chi kursda. Ha, unda. Rotingim taxminan bo'lsa kerak. Taxminan bilmaysizlarmi? Taxminan yo'q endi. Ha, grunt o'sha zichligiga bog'liq holda 1.4 dan 1.8 gacha bo'lishi mumkin. Bu degani 1 kubda 1 tonna 800 dan 1 tonna 800 gacha og'irligida. Zichligiga qarab. Aytaylik, agar 2 kublik bo'lsa, bitta cho'mishda 3 tonna grunt bor. 2 kubimiz 3 tonna taxminan o'rtacha oyamda. Значит, 3 tonna aralig'i bor. 3 tonna bo'lsa, kamida bir 15 tonnalik samosval olishimiz kerak. Sababi uni bitta yuklaganda to'lib qolish kerak emas. Agar zilni qo'yib qo'ysak, 1.5 cho'mis bo'lsa, zil to'lib qoladi. Shuning uchun KAMAZdan kattaroq mashina qo'llashga to'g'ri keladi. Hozir mana zamonaviy mashinalar turibdi, 20 tonnalik, 40 tonnalik, 30 tonnalik shaharda mashinalar yuribdi. Xuddi shunaqa temir yo'l tashkilotlarida ham shunaqa mashinalar kelgan. Man va xuddi shu turpoq qazadigan yangi ekskavator turlari o'zimizning temir yo'l korxonalariga olib kelingan. Shuning uchun birinchi navbatda tanlayotgan ekskavator. Ekskavator nimaga bog'liq holda tanlaymiz? Ekskavatorning cho'mish hajmi. Cho'mish hajmiga qarab dedik-ku. Ya'ni bajariladigan ishlar obyektda qancha ish bajarishimiz kerak? Aytaylik 50 ming. Hammasi bo'lib 50 ming bo'lsa, muddatimizga qarab 1 kublik, 0.65 kublik ekskavator tanlashimiz mumkin. Agar 10 ming, 20 ming, 100 ming bo'lib 200 ming, 1 million kub bo'lsa, shunga yarasha ekskavator tanlashga to'g'ri keladi. Endi dragline ekskavatorga keladigan bo'lsak, dragline ekskavator bu ko'proq biz qishloqlarda zovullarda ko'rganmiz. Zovullarni tozalaydi. Ya'ni troska ilingan cho'mishini otib yuboradi mana tros bilan. Zovurni tozalab, mana bu suv qochiruvchi zovullar bor-ku. O'shalarni tozalaganda ko'rgansizlar. Ekskavator dragline. O'sha ekskavator draglinelar asosiy chuqurliklarni qazishda juda qulay ekskavator bo'lib hisoblanadi. Draglinelarni gruntga to'kadigan bo'lsa, uning bo'lish burchagi 90 gradusdan 120 gradus atrofida.
Eğer töşeme hasıl kılıp töksa 90 gradı buluşu mümkün. Yani temir yolla kayırda kolaşmamız mümkün. Eğer temir yolunun yer palatnasını kurmak için olsak yanındaki zahireden kötürmeye varpa yetişti. Bukhara Miskin temir yolunu kurganda oşa drag line eskadri yani zahireden kötürüldü kötürmeler. O halde oşa drag line eskavatını kollaş cüda avzal bu soplanadı. Yani transport vasıtaya yükülüp taşımaydı. Yani yanından alıp kurtarmadan zahireden alıp kurtarmanın barpa yetişini bir tarih etti. O halde cüda ekonomi işini soplanadı. Eğer gülüntünü transport vasıtaya yüklese ve transport yer satkıda olsa buluş bıçağı 70'den 80 gradis geçip olarak. Dragline şömçüge hacmi ve sırılı uzunluğa kalıp kavulaş çukurluğu kuyudaki cadvalda keltirilgen. Cadvalda bana keyingi cadvalda kuramız. Dragline türün parametre ve çukur kavulaş imkaniyatları. Şömç hacmige bağlı halde sırılı uzunluğa keltirilgen ve eğer yanlama yanından oladigen bolsa hangi metre çukurluk kaşı ve peşana toğurdan oladigen bolsa hangi metre çukurluk da keltirilgen bu cadvalda. Bana etibar verirler 0405 kub 065-08 1-125 1-6-205 yani 1-6-205'ler köprü avuşa temir yol kuruluşu da kullanışı mümkün katta hacimlerde. Ama bu zavurlarda 0.65-0.8 kubluk ekskavatörler bile zavurlarını tazalıydı. Bu ekskavatörlerini tuprağını transportka yüklegende hem de yerge tökken haldegi sahanını anıklaş formülası keltirilgen. Hali ettim ekskavatörünü gürtünü kavarıp transportka yüklegende ve yerge tökkende mehnat unumdarlığı ve yerge ve transport tökledigen grunt hacimi. Hacim bilen mehnat unumdarlığı bağlı halde alınadı. Mehnat unumdarlığını kan etti var mısın onlar? Hazır kelamız onge mehnat unumdarlığı kan anıklanışını. Formülası ge. Bana gruntunu transport vasıtaya yükleş kursat kişilere. Kaysi ekskavatör, ekskavatör markaları EO, EO 41 markaları bile verilgen. Transport vasıtasının yükleş balantlığı, turgan satkıdan balantlığı, kança metre balantlıkta, turgan satkıdan. Transport vasıtasının yük kotarış kabiliyeti, kanne buluşu mümkün. Keyingi cadvalda, kuyudaki cadvalda transport vasıtasını ekskavatör bile hamkarlıkta, işleşte, kolamı verilgen. Yani ekskavatör ve transport vasıtasının hamkarlıkla işleşi. Bu cadvalda transport vasıtasındaki grunt hacmi kaysı grunt guruhuna kalıp bana gruntun hacmi ağırlığı keltirilgen 1.6'dan 1.9 geçe her kıl zişlikteki. Birinci, ikinci grup. Bana birinci, ikinci grup. 1.2'den 1.5 geçe. Hani yetti mi? Bir kubu kanaka deyip. Kum, turpak, oşala birinci, ikinci grup kakiradı. Üçüncü, törtüncü grup kakaysıla kakiradı. Kakiradı mı? Yani şagal, taş simon, gruntlar hamasi üçüncü, törtüncü. Ağırrak buladı. Ve 5-6 altıncı ondan yukarı bu tağ cinsli gruntlar. Onlar ağır oluyor. Zişliğiyem çünkü yaraşa. Bana transportörünün yük kotarış kabiliyeti kança olsa 3.5 olsa 2.5 kub turpak yükleş gerek. 3. 4. grup olsa 1.65 kub. 5-6 bo'lsa 1.6 kub. Sababi zichligi yuqori 2-dan 2-3 gacha. Tosh bilan turpoqningki.
turpon oladigan bo'lsak, shu hajmdagi turpon, bir kub turpon 1.2 dan 1.5 gacha bo'lsa, toshning og'irligi 2 dan 2.3 gacha bir kubida. Ya'ni zichligiga bog'liq. Mana shu transportni yuk ko'tarish qobiliyati mana 3.5, 4, 5 endi unaqa mashinalar juda kam. Asosiy hozir 7, 10, 11, 25 tonnalik samosvallar hozirgi shaharda yuryotgan mana samosvallar turlari, transport vositalari. Ya'ni 3 g'ildirakli, 4 g'ildirakli, 25 tonna, 30 tonna, 40 tonnalik yuk ko'tarish mashinalari o'zimizga ham yetib keldi. O'zimizda tashkilot bor, temir yo'lning yer polotnosini quradigan tashkilotimiz bor. O'sha korxonada ham o'sha yangi mashinalar yetib kelgan. Mana shu Angren Popni qurganda, Baysun qumqo'rg'onni qurganda, Navoiy, Miskent o'shalar qurganda o'zimizning temir yo'l tashkiloti yer polotnosini bajardi. O'shanda o'sha mashinalar qo'llangan, o'sha mashinalar olib kelib bergan. Endi bular shaharda yurishga o'zi ruxsat yo'q. Mamlakat qarasak, bular og'ir shahardagi yo'llar bunaqa og'ir mashinalarga bardosh bera olmaydi. Shuning uchun yangi qurilgan yo'llarni hammasini o'sha mashinalarga mo'ljallangan holda qurish kerak. 40 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyati mashinalar mavjud. Kimdir o'sha korxonaga erta institutni bitirgandan keyin shu korxonaga borib ishlashi mumkin. O'sha uz temir yo'l qurilish montaj. Mo'sht 3-chi kursda kimdir amaliyotga boradi. 3-chi kursdan keyin 6 haftadan 8 hafta amaliyot bo'ladi. O'shanda borib tanishishlaring mumkin. Bu da shunaqa samosvallar massatoriyatlarda ham mavjud. Sababi massatoriyatlarda ham o'sha turpon ishlarini bajaradi. Transport vositalarini tanlash. U o'sha transport vositalarini yer qazish mashinalarini tanlashda gruntlarni tashish uzoqligi asosiy faktorlardan biri bo'lib, gruntlarni bo'ylama tashishda quyidagi ifoda orqali aniqlanar ekan. Ya'ni LB bo'ylama L0 qo'shamiz LR qo'shamiz LM. Bu yerda LO o'yma va ko'tarmaning massa markazlari orasidagi masofa. Keyingi semestrda xudo xolasiga kurs ishini qilganda o'sha L10 ni e'tiborga olgan holda aniqlaysizlar. LR transport vositalarini bo'linishiga berilgan masofa. Ya'ni bir joydan ikki joyga borish uchun baribir mashina bo'linishi kerak. Kimdir o'sha o'yma yoki ko'tarmaning ustida harakat qilishi mumkin. Yoki tushib chiqadigan joylarda harakat qilishi mumkin. Shuning uchun LR uchun har bir tashish masofasiga 50 dan 100 metrgacha qo'shilishi mumkin. LM manevrlarga berilgan masofa. Hali chizmada ko'rdik, ya'ni mashina borgandan keyin to'g'ri yurib, orqaga yurib borib, gruntni to'kish kerak. Bu hammasi burilishlari hammasi manevr deyiladi. Oldiga yurish, orqaga yurish. Masalan, ekskavatorning tagiga kelganda ham ma'lum bitta manevr qilishi mumkin. Oldiga yurish, orqaga yurish yoki ekskavatorning tagiga mashinani yuborishda ko'rish mumkin. Shuning uchun mana shu mana transport vositasini tanlashdagi nimasi. Hali nima bo'yicha aytib o'tdim. Og'irligi bo'yicha zaxiradan ko'tarma yoki o'ymani kavalerga ko'ndarang tashish masofasi quyidagi formula bo'yicha aniqlanar ekan. Bularning hammasini o'sha yerda kurs loyihasi qilganda keyingi semestrda xudo xolasiga umid qilamanki, o'sha an'anaviy o'tamiz, ko'proq tushuntirish beraman. O'sha kurs loyihasini bajarishda, kurs loyiha ishida qanday amalga oshirish kerak ekan, qanday hisoblash kerak ekan. Transport vositalarining ish unumdorligi. Mana ish unumdorligi deganding qanaqa ish unumdorligini aniqlaymiz deb savol bo'lgandi. Mana bu formula orqali transport vositasining ish unumdorligi qancha uzoqqa borishi formulada keltirilgan. Q bu mashinaning yuk ko'taruvchanligi,
va QU yuk ko'tarishchanlikda foydalanish koeffitsiyenti. Misolga etilik samosval 10 tonnalik samosval unga 4 tonnalik 2 ta blok yuklasak bunun iş unumdarlığı faydalanış iş koeffisiyenti kança buladı? Kanı? Ana kotarış kabiliyeti öz kotarış kabiliyeti 10 tonna. 2'de 4 tonnalık blok yükledik. Bunun yük kotarışçılık faydalanış koeffisiyenti kança geteyim bunu yaptı? 0.8. Ha, 0.8. Eğer 3'te yüklesek bu ruhsat etilmeydi. Balon yorulup getirdi. Hüccette pasportuza korsatılgenden 6'te yüklesek ruhsat yok. Bu düşünce başka transport vasıtalarda ham. Eğer KPR yol basış koeffisiyenti kaçı yol basadı? KT torumuzdan üçün ketken vaxt. L yük taşış masafası ve V hareket tezliği. Bunlar hamısı o şey hareket tezliği yük bulan kanda yürüyüş gerek ve balantlıkta çıkıp kanda peske düşüp kanda kanda torumuz başı gerek hamısı kildirilgen. T, U, T, 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 M yükleş, çürüş ve manevr kılış vaxtları. Bunlar hamısı o şey taşılıp kanda yükke bağlı kaldı. Yeni yıllarda yani yeni işin durma yagana miyar ve kaydalarda keltirilgen buladı. Kança vaxt sarflanışı. Hali yetib ötdim, glutni taşış masafası ve ekskavatör çömüşünün sığımına bağlı kaldı. Avtomasyon asfallarının rasyonel sahanı birinci cedvalde keltirilgen. Yetilik iki kuplik ekskavatör tanıladık o taşış masafası 10 kilometre. Anıqlaşımız gerek. Ne işte? Samasval kabul kuşumuz mümkün. Bana şunun için ben şu keyingi cedvalde keltirilgen. Bana yukarıda eğer aladigen besek 0.6'dan 0.65 geçe çömüş hacimi. Ekskavatörünün 0.75 geçe olsa çömüş hacimi. Ekskavatörünün ki 0.8'den 1.6 2'den 4 geçe. Yetilik taşış masafası keltirilgen bile. 500 metre 1 kilometre 2, 3, 4, 5 ve hakaza. Yetelik 1.6 ekskavator aldık. Ya ki 1.6 ekskavator ya ki 2 aldık. 2 tonnalık ekskavator. 0.5 kilometre taşıydıken bu sek. Bana kelamız 0.5'den kelamız. 10 tonnalık olsa 7'de saması var alış gerek. 12 tonnalık olsa 5'de. 25 tonnalık olsa 2'de. Sebabı 25 tonnalık yüklaşı için 8'de çömüş salış gerek. Ekskavator. 8'de çömüş salış için her 500 metre abar töküp ikinci samasval kep duradı. Bu düşünürken bana başka samasvallara. Etilik taşış masafası 4 kilometre. 4 kilometre olsa uzunluğu taşış masafası 1.6 ekskavator alırken olsa. Bana sahne 7 tonnalık olsa 13 ton. 13 ton. 10 tonnalık olsa 12 ton. 12 tonnalık olsa 9'da. Yani halçe katta olsa çünkü makine sahanı keme yarayken. Şunun için oşa çömüşüge kalıp durup maksimal alışıge hareket kılış gerek. Şunarlı mı? Samas vatandaş boyunca savallar var mı? Sağlığını kendine alıp gereken. Ertege özlerin mutakasib olasılar. Oşa bargarından ki rasyonel variantını tanılıp samas vatandaşı kabul kılış gerek. 0.6 kub ekskavator alıp 0.6 kub 25 tonlarlık samasval alıp diyen bu sık uham da doğru buladı. Yani 0.6 kublik ekskavator 25 merte salış gerek 25 tonuna gel. 25 merte. Ya ki ne var o? 2 kublik aptırıp 7 tonlarlık alıp diyen bu sık uham da doğru buladı. Yani iki şöyle salattaki tura uğradı ki yenge maşinanın kutup. Yani manevurga kub vaxt getip kaladı. Maşinanın manevurga. Bana ekskavatörünün konstruktif eksploatasyon işinimdarlığı. Hani kim soru geldi? Hani anı klimizde bana bu formüle alakalı
konstruktiv ekspozitsiya. Ha. Bu yerda hamma materiallar porsiya-porsiya bilan berilishi keltirilgan. Harakat tezligi, tashish materialining hajmi va hokazo. Endi avtomobil samosvallarining texnikaviy tasdiqlari. Unga kelib to'xtaladigan bo'lsak, mana mashina turlari. Ko'rsatkichi. Qanday ko'rsatkichlar bor? Yuk ko'taruvchanligi, kuzovning sig'imi, gabarit o'lchamlari, oldi orqa g'ildiraklarning eni, juftligi, massasi, dvigatel quvvati, yoqilg'i sarfi, hammasi maksimal tezligi. Biz ko'proq ko'radigan KAMAZ mashinasi 65-115. Yuk ko'taruvchanligi 14,5 tonna ekan. Kuzovining sig'imi 8,5 kub metr kubda. Yuk ko'taruvchanligi tonnada. Gabarit o'lchamlari keltirilgan, oldi orqa g'ildiraklarining juftligi keltirilgan. Massasi 25 tonna 200 o'zining massasi. Dvigatel ortiq kuchida 207-287. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 27 litr solyarka sarflaydi. Maksimal tezligi 90 kilometr soatiga. Xuddi shunaqa mana KAMAZ 19,5 tonnalik, 10-13 tonnalik. Mana bu Tatra mashinasi Slovakiyadan chiqqan. Mana manlar 25 tonna, Belaz 30 tonna, Maz 10 tonna. Hammasi o'sha o'lchamlari, yuk ko'tarish qobiliyati, kuzovining sig'imi hammasi keltirilgan. Tushunarlimi? Kimga o'sha qiziqsa? Amurda nimaga yuk ko'tarish anavisi yo'q domlu? Nech tonnaligi Amur 43-46 bor, qara. Bu 15 tonnalik. 15 tonnalik bu Amur bilan Tatra 610 chiqsa. Endi hozir bizda ko'proq ishlatiladigan ham KAMAZlar bilan MAN kelyapti. Belaz ham. Endi Mazlar ham bor, endi kam u Belazlar ko'proq katta-katta nimalarni kalashkada ular. Katta karyerlarda ishlashga mo'ljallangan. Bularningki 580 tonnagacha ko'taradigan Belazlar bor. Bu degani 6 vagon. Buni keyingi rasmda ko'rishimiz mumkin Belazni oxirida. Bu karyerlarda, katta-katta karyerlarda, konlarda ishlashga mo'ljallangan. Bir cho'mish ekskavatorning ish unumdorligi mana. Bir cho'mish ekskavatorning ish unumdorligi. Hali ekskavator dragline dedim mana rasmda keltirilgan sxemasi. Ekskavator dragline. Mana cho'mishi troska osilgan, ya'ni cho'mishini otadi, keyin tushgandan keyin mana oladi. Bu gidravlik teskari kurakli zanjir harakatli ekskavator. Bu yerda bir cho'mish foydalanish ish unumdorligi quyidagi formulalar bo'yicha aniqlanadi deb yozgan. Bu yerda cho'mishining sig'imi, KN cho'mishini to'ldirish koeffitsiyenti, ya'ni har doim bir xil olinmaydi cho'mishda, gruntni olganda. Ba'zi birda kamroq olinadi, ba'zi birda ko'proq to'lib ketadi. Shuning hisobiga 0.9 dan 1.2 gacha. Ko'ryapsizlarmi? K shtrix, U shtrix cho'mishining yumshatilgan grunt hajmi. Ya'ni zich grunt bilan yumshatilgan grunt hajmi. Zich gruntimiz og'ir bo'ladi, 1.8 zich holatida. Agar uni yumshatsak, o'sha hajm 1.2 gacha yumshagan bo'lishi mumkin. Kada ekskavatorning vaqt bo'yicha foydalanish koeffitsiyenti. Ya'ni ekskavator 100% o'sha 90% ishlashga ruxsat etilmaydi. Shuning uchun perekur deydi. Perekur degan nima? Ham dam olish vaqti. Ekskavatorni yurituvchi mashinist ham dam olish kerak. Perekur qilish kerak va mashina ham. Mashina ham dam olish kerak. Har bir soatda to'xtovsiz ishlashga mumkin emas. Undan keyin yana koeffitsiyentga nima kiradi? Mana aytaylik, bitta samosvalni yuklab bo'ldimi? Samosval chiqib ketgandan keyin keyingi samosval kirguncha ma'lum bitta vaqt ishlamasdan turadi. 2-3 minut, например. Birinchi samosvalni yuklab bo'ldi, u ketdi, keyingi samosval kirguncha orqaga yurib kelib bunga yuk qolishga to'xtaguncha ketgan vaqti, o'shalar hammasi vaqt bo'yicha foydalanish koeffitsiyenti.
Ular bir-birdan 1-4 kishini tashkil etar ekan. Keyin bir soat en kichkina en bir soatlik ishdagi ishlar sikli. Bir soatda necha marta bir xil operatsiyani bajaradi. Bitta sikl, bitta sikl davomiyligi. Ya'ni bitta siklga nima kiradi? Osha turgan joyidan yuklashga burilish, yukni olish, qazish, bo'shatish va tushirish joyiga qaytish. To'g'rimi? Ekskavator turibdi. O'shani grunt olish uchun burilish kerakmi? Burildi. Gruntni yuklash kerakmi? Yuklaydi va orqaga qaytib mashinaga tushirish uchun. Xuddi shu operatsiyani qaytish bitta sikl deb hisoblanadi. Ana bu yerda gruntning bo'shash koeffitsiyenti, cho'mishning to'lish koeffitsiyenti har bir grunt uchun alohida berilgan. Ya'ni grunt guruhi 1 2 3 4 5 va yuritma turiga qarab mexanik bo'lsa va gidrolik bo'lsa ekskavator. Mexanik harakatli ekskavator va gidrolik harakatli ekskavatorga ma'lumotlar keltirilgan. Ekskavator dragline zaboy va proxodkalarni loyihalash. Ya'ni zaboy proxodka deganimizda, ya'ni ekskavatorni ishlash. Mana ekskavator dragline. Mana shu ishlaydigan joyi ekskavatorning zaboyi bo'lib hisoblanadi, ya'ni ishlash jarayoni. Proxodka esa har bir yo'nalishda bitta mana kelyapganda etilik bitta proxodkada zaboyning chuqurligi 7 metr bo'lsa, 7 metr chuqurlikka olmaydi. Shuning uchun ma'lum bitta 2 ta 3 ta metr oladigan bo'lsa, o'sha bitta proxodka bo'lib hisoblanadi. O'yin mana qolishda. Mana bir cho'mish ekskavatorning haligi dragline ekskavatorning gruntni bir tomonlama, ya'ni buldozer qo'llagan holda ishlash prinsipi keltirilgan, ya'ni bu gruntni tashlab beradi, yonidagi yurgan buldozer uni tekislab, ya'ni qatlam-qatlam qilib tekislashga to'g'ri keladi. Ekskavatorni qo'llash sohasi, mana aytdim, mana shu nimalarda ko'proq ko'ramiz deb qishloqlarda o'sha zavodlarni, alg'ularni, drenaj alg'ularini tozalaganda ko'proq o'sha ekskavatorda, ya'ni bu chuqurni olishga mo'ljallangan va uzoq masofaga tashlasa bo'ladi. Ekskavator draglar yordamida qanday yo'nalish bo'yicha, ya'ni peshona bo'yicha ishlash jarayoni va yonlama bo'yicha ishlash jarayoni. Birinchisi peshona, ya'ni to'g'ridan to'g'ri, ikkinchisi esa yonlama. Mana yonidan olib to'kyapti, mana yonidan kelyapti, turpoqni olib bu yoqqa to'kib beryapti. Ekskavatordagi bu peshona, ya'ni oldidan. Bu yonidan, mana yonidan qazilyapti. Mana bu yerda ko'rsanglar, chuqur, bu yer chuqur. Mana past tomon bu yer chuqur. Mana bu yerda chiziqlar naborot pastdan. Boyagi to'g'ri kurakli ekskavatorda bu tomondan edi-da shtrixlar. Ya'ni u chuqur u tomon edi. Bu yerda bu tomoni chuqur. Bu yonlama, bu peshona. Qazish proxodkasi. Ekskavator draglarining ish sikli. Bir sikliga nima kirishi? Mana shu ekskavator draglarini sizlar o'sha ko'proq ko'radigan qishloqlarda ko'radigan ekskavator draglari. Endi bular juda kam qolgan qishloq joylarda. Hozir mana shu gidravlik ekskavatorlar, pnevmogidravlik, gidravlik ekskavatorlar juda ko'p chet mamlakatdan ham kelyapti. Shaharlarda ham mana shu nimalarning atrofida yuradigan bo'lsak, ko'pchilik ko'ramiz, haligi arendaga beramiz deb e'lonlar osib qo'yganmiz. Juda hozir texnikada muammo yo'q, qurilishda texnikada muammo yo'q. Pul bo'lsa, любой texnikani topib ishlatish mumkin. Bu rasmda o'sha katta konda samosvallar, ya'ni ekskavator. Mana bu ekskavator qanday ekskavator deb hisoblaymiz?
Hani kim cevap veredi? Kanda ekskavatör bu. Çömüşün mü? Mekanik, mekanikli, mekanikli. Kanda çömüş. İki çömüşli. Ha? Dvaynoy. İki çömüşli, iki çömüşli. O şu çömüşün gamı var. Manoş'un çömüşünün gamı var. Kim cevap veredi? Koş çömüşli. Koş çömüşli. Öz bir çömüşlü ki o, bir çömüş. Namı var. İki çömüşlü de. Bu ekskavator greifer. Yani çömüşü yapıladı. Yapılıp açıladı. Bu mutlaka ekskavatorla greifer deyilirdi. Ekskavator greifer. Esrar ne tursun? Bunlar temir yolda ya maaş temir yolu yürüdükken kanalları hem ornatadı bayağı ki ekskavatör draglayan var o çömüşü. Ben bunu aldım resimde ki. Bana mamı çömüşünün ornu ki mamı çömüşünü aptaşla o şey çömüşünü ornatsa o toğurdan yani toğurga çüşerdi toğurga çüşüp yıkıp aladı, bekledi. O greifer. Mamı çünkü o hem ornatsa buladı. Temir yolda hem hudu o şuna kıran var. Kran hem ekskavator. Yani temir yolu hareketi gıldırağının konuda da temir yol gıldırakları ornatılıyor. Sıralarsa kudu şunaka bunusu hem kran kıpışlatsa buladı hem greifer kıpışlatsa buladı. Yani vagonlarda saçılıp giren numaralar, materyallar etkili kömür, şağal olsa o şey greifer bulan vagonlarını boşaltışta cüda kolay hesaplanırdı. Bunlar yumuşatılgan, saçılma materyallerini yüklaşken olacak. Bunlar kazışken olacaklanmayan. Bunların yana kazışken olacaklanan hidravlik ekskavatörü var. O çömüşü yumuşak yemez, onun kattık. Yani köpra maaşı kuduklarını kazışta olacaklanan. Eğer ilacı olsa keyingi derste o şey ekskavatör doğrusu da hem malumat birişke hareket kullanan. Şimdi kaysı biri faydalı Domlu? Faydalı, şimdi nüme hayırda kanaka iş becermekşimiz. Haması, o şey becerlediğin işe karab, kolumuzda bar tehlikeye karab. Eğer etil koduk kazmakşim olsak, o şey ekskavatörünü alışken doğru gelirdi. O şey ekskavatörle kazmamı şehirde eğer körgen bu şeyler, bazı bir cöylerde kanallarını tazala yapmaz mı? Arıgularını. O şeyin okşayan ekskavatörler hem yapkigen. O şey argolarını tazalaştı. Mamlaka dragline ekskavatör yürüp olmaydı. Bunlar manevralı. Yani pneuma kıldırakı ornatılgen cüda ıhçam. Bunlar kanallarını tazalaştı. Cüda kulayı bu soplanı yaptı. Eğer ekskavatör dragline kızarırken olsak bu ne kolaylık bu yaptı. Şahar içi de yürüyüşü başkası. Şunun için ekskavatör dragline. Kanday iş bacarışına kattığı nazar birinci bu nima iş kılışımızın bilişimiz gerek. Eğer koduk kazmak için olsak başka ekskavatörü kazıp olmayıydı. Bana şu ekskavatörün cevap buluşmuz mümkün. Eğer kette koduk kazmak için olsak. Eğer skvajını kazmak için olsak burgulaş makinası. Yani maksus burgulaş makinaları var. Şpur, skvajını ve hakazı. Bunların keyingi lekşelerde bu makinaya doğrusu da kaplaşanımız hali. Hayırda kandem aşkına kullanmışı. Yani sizler de bana Belaz dedi mi? Belaz'ın kokşaya bana maşina. Bu maşina üç kavatlı üy var o. Üç kavatlı, beş kavatlı. Bu düşüne kadar. Bana oturuş kabinkası vaziyetinin oturuş kabinkası. Bunun içine hem bana işi de var. Evet, kıladığın Hacethane Hamas. Sıradı mısın içi gedomlu? Üçüncü kavatta oturduğun da ehliydi maşinanı. Eğer mamlakası itibarlı görüldüğün bu şeyler mi? Samas var. Turist tondallık olsa hacmi etelik mamlakasıya altıda vagon altıda vagon var o. Kriti vagon. O şeyini birge taklap koyduğun bu şey o şey altıda vagon da kuzuğu. Bunun ki. Kiçkine kornadı. Ha? Kiçkine kornadı.
kichkina ko'rinadi. Mana bu zinasining o'zi 3-etajga chiqadi ekanday zina. Mana bu domda 3-etajga chiqasanmi? Ha. Shunga o'xshab 3-etajga chiqqanda chiqasan. Mana bu kichkina emas. O'zing agar bundan boshqalar hali boshqa rasmlar bor, men buni iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Yonida odam turadi. Odamning bo'yi mana bu yergacha. Mana. Ha, bu vaqt katta ekan-dan. Ha, bu balonlar 3,50 4 metr. Biroz oldiga odam qo'ymagandan keyin yoki boshqa lekkovoy bir mashina qo'ymagandan keyin, agar o'shining oldiga olib Kobold mashinani qo'yib qo'ysam, hamga to'g'ri keladi, men deyman. Mana bu yerga. Ya, pastligi. Bu dahshat. Bular endi katta-katta konlarda. O'zimizning AGMga o'xshagan konlarda. Bizda ham 180 tonnaliklari bor. Bular 3 vagonlik. Bular 6 vagonlik. Hozir 580 tonnalikni chiqarmoqchi. Endi bunaqa filmlar bor, agar keyin hammasini Xitoy chiqaradimi, domla? Belarusiyada chiqadi. Ko'p davlatda chiqadi. Belarusiyada bizning mustaqil davlatlar hamkorligi davlatda Belarusiyada. Belarus znamenitiy. Belarus mashinasi bor. O'sha 30 tonnadan boshlab ketdi. U hammasi katta-katta konlarda ma'mu Navoiy metallurgiya kombinat va boshqalarda ishlaydi. Xudo xolasi aytaman, keyingisini shular an'anaviy bo'lsa, o'sha mashinalar to'g'risida filmlarim bor, qo'yib beraman. Ancha bir qancha eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. Xo'p. Endi sizlardan iltimos, hammang ma'ruzaga kirib, ma'ruzadagi oxirgi 3 ta testlarni yechib, keyingi hafta dushanbadan boshlab, 12-sidan boshlab birinchi aloq nazoratini topshirishlarini so'rayman. Kimda qanday savol bo'lsa, marhamat, keyingi Maruzaga çarşamba günü uçuracağımız. Kimde kanaka savallı basa yazıp tayarlap koysayla saval bir şeyle cevap veremem. Hop, baba da Damla. Rahmet Damla ki gen kitabola kırgen eken, koşu olmayken izgen o kuruşup mekhalaş olmaz deyken. Şimdi gerçekten bu meydip indemeyi durdum. Bugün kırı bana birinci leken... Bugün birinci Maruzada az yine mamma oldu. Ertelap koşuluşu. Şimdi hamma hozir institutda hamma kirgandan keyin modullab qotib qolyapti-da. Ha, yo'q, o'sha keyingida harakat qilamiz, o'sha vaqtidan boshlab hammani jalb qilishga. Qo'shiqlaringizga e'tibor kirmagan. Xo'p, xo'p, domla. Xo'p, yo'q, harakat qilganlar bor, ikkitasi bor, kirib o'tiribdi hozir ham. Menga tashavvudi kirish olmagan ekan. O'shalarni ham familiyasi qo'shib aytaman, harakat qilishdi-da. Keyingisida o'zi erib harakat qilib qo'shamiz. Endi menda ham bugun birinchi marta muammo bo'lyapti. Rahmat, salomat bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat. Sog' bo'ling, rahmat domla. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi yana kiringlar, keyingi fanga. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling, domla.